Bu dersimizde render kavramına ve nasıl yapıldığına göz atacağız. Örnek olarak birçok katmanda birçok kliple çalıştığımızı varsayalım. Bu klipler arasında geçişler ve klipler üzerinde farklı efektler uygulamış olabilirsiniz. Bu nedenle sekansın doğru gösterilmesi için hızlı ve güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyulur. Render bize sekansın bitmiş, son halini oluşturmamıza ve dışarı aktarma işlemi yapmadan uygulamalarının nasıl göründüğüne dair fikir sunar. Böylece hatalı bir geçiş, kaybolan bir kareyi dışarı aktarmadan görülebilir ve gerekirse tekrar bir düzenleme yapılabilir. İlk bahsettiğimiz konu, render yapmadan önce zaman çizgisini uyarma biçimine dairdir. Zaman çizgisinde sarı, kırmızı ve yeşil olmak üzere 3 adet renk ile ilgili durum gösterilir. Trafik ışıklarındaki duruma benzer bir tanımlama söz konusu olabilir. Yeşil geç, sarı uyarı ve kırmızı dur anlamına gelen trafik ışıkları durumundan esinlenildiği düşünülebilir. Zaman çizgisindeki sarı çizgi altında kalan bölümlerde herhangi bir sorun olmadığını, render işlemi sonucunda herhangi bir kayıp olmadığını gösterir. Kırmızı çizgi bölümü ise bu karelerde sorun olabileceği, belki de render sonunda çeşitli karelerde kayıplar yaşanabileceğine dair uyarı vermektedir. Bu genellikle geçişlerin ve efektlerin uygulanmasından sonra oluşur. Ancak üst üste bindirilmiş kliplerden ya da FPS süresinin abartılı değiştirilmesinden de kaynaklanabilir. Kırmızı bölümlerden birinin yanına oynatma kafasını konumlandıralım ve Space ile buradaki durumu izleyelim. Burada nasıl bir sorun oluştuğunu anlayamayabiliriz. Bunun için program monitörün köşesindeki yer alan seçenekleri açalım. Show Dropped Frame Indicator seçeneğini aktif hale getirelim. Böylece program monitörde yer alan klibin altında yeşil bir ikon görüntülenecektir. Bu indikatör uyarı sistemi de yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere 3 renkten birini alabilir. Yeşil her şeyin yolunda olduğunu ve herhangi bir karenin kaybedilmediğini bildirir. Sarı karelerde kayıplar yaşanabileceğini, kırmızı ise kayıpların olacağını bildirir. Kırmızı bölgede oynatıp indikatörde değişiklik olup olmadığını izleyelim. Yeşil uyarı devam etmektedir. Burada karşımıza çıkabilecek durumlardan biri projenin sonradan oynatma motorunun değiştirilmesi olabilir. Project menüsünden Project Settings ve General bağlantısına tıklayalım. Renderer bölümünde seçilen oynatma motorunu değiştirelim. Önceki ön görünümleri korumak isteyip istemediğimize dair mesaj kutusu belirecektir. Delete Previous düğmesine tıklayarak var olan ön görünümleri silelim. Bu işlemden sonra tüm çalışma kırmızı uyarı ile işaretlenebilir. Bununla birlikte program monitördeki çözünürlük ayarını da full konumuna getirelim. Böylece gerçek çözünürlükte efekt ve geçişlerin tam halleri görüntülenecektir. Sorunlu olabileceğini düşündüğümüz bölgeyi tekrar oynatalım. Bu arada indikatöre dikkat edelim. Bu aşamada sarı ya da kırmızı uyarısı verirse bu bölgedeki efektleri, geçişleri ve trackleri gözden geçirmek gerekir. Bu aşamada bilmemiz gereken bir nokta daha mevcuttur. Zaman çizgisinde uyarı çizgilerinin üstünde yer alan iki ucu sarı çentikli belirteç çalışma alanımızı işaret eder. Render işlemi bu belirtecin başlangıcı ve sonuna göre yapılır. Dışarı aktarma işlemi de çalışma alanımızı işaretleyen bu belirtece göre yapılır. İstenirse sarı çentiklerden tutarak daha fazla ya da az bir çalışma alanı işaretlenebilir. Ve sadece işaretlediğimiz alan render alanıdır. Bu çentikleri değiştirmediğimiz sürece
zaman çizgisine eklenen kliplerin uzunluğuna ayak uyduracaktır. Gelelim render işlemini gerçekleştirmeye. Sekans menüsünü açtığımızda farklı render seçenekleri karşımıza çıkar. Render Effects in Work Area yalnızca çalışma alanındaki efektleri render ederken, Render Entire Work Area ise tüm içeriği efektleri ve geçişleriyle render eder. Render Entire Work Area seçeneğini tıklayalım. Bu işlem sekansınızın uzunluğuyla orantılı olarak uzayabilir. Render işleminden sonra uyarı bölmesi yeşil rengi alır. Artık dışarı aktarmadan önceki son halini izleyebilir, sorunlu geçiş ve efektlere müdahale edebilir, kayıp kareler için farklı önlemler alabiliriz.